1,5 aydır. Bir merhaba diyelim. Görebiliyor muyuz Esen Gül'ü lütfen? Ölürüm sana. Sen öyle gidecek kız mıydın? Ben sana sahip çıkamadım. Elin öksüzüne baktım, büyüttüm, seni büyütemedim. Mehmet Ali'yi diyorsun büyüttüm. Hayır, bu tek değil ki. Ben başkalarını büyüttüm. Tabii. Başkalarını da annelik yaptım. Bu gariban öksüz değil, bunun annesi var. Ben ekmeğini çok yedim. Ben başka öksüzlere baktım Didem Hanım. Çok sen seviyor musun Esen Gül'ü? Ya ben tabii ki eşimdir, severim ama... Sevilmeyecek bu kız devamlı, değil ki. Bu, biz şimdi gerçekten dün söyledim yani ayrılsak bilene. Şu an barışsak bilene kayınvalidem devamlı bu suçlamaları devam yok, edecek. Yok yok, o da hatalarından dert çıkarır. Bize, o da hatalı. Bak bir şey söyleyeyim Emine Hanımcığım. Benim seninle bilgim yok oğlum. Benim bak, çocuğuma ben sahip çıkamadım. Ben sana söylüyorum. Ben de sana yılbaşında akşamı günü yine söyledim. Yanlış yaptım. Ben geri geldiğimde akşamı bir dakika ya beni dinle. Ne bir beni dinleyince beni dinler misiniz? Ne olur beni de yormayın. Benim bak, eşim bulunmuş. Önemli olan sağ salim yerinde bitti. Şöyle, ben onu istiyorum. Bir dakika Mehmet Ali müsaade et. Bak ben sana bir dakika deyince bir şey söyleyeceğim. Durup dururken sizi bölmüyorum ben, merak etme. Şimdi Esengül'ün yaşadığı koşulları, evi, nerede yaşıyor, hangi koşullarda yaşıyor. Aslında ev değil de oda. Bulunduğu koşulları Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Arkadaşlarım şimdi Instagram adresine koydular. Ben sana söylemiştim. Oradan, kötü yere gitmez. Oradan bakabilirsiniz, çünkü izleyebilirsiniz. Benim kızım yapmaz. Söyledin, iki tane insanları arabaya binen insanları kaçırdı dedin. Ablamın üstüne suç attın. Ablan dedi. Ablan gönderdi. Ablan gönderdi diyorsun. Hala suçluyorsun. Para vermeden bak, verdiniz ablanın kimin üstüne eline? Atma. Kızın kim canlı yayında kim ya? Götürmüş, kim getirmiş, nereye gitmiş, kendini Emine gör. Emine Hanım bir dakika suçlayıp aranızdaki bu kavga artık bitmesi lazım. Esen Gül geri gelmez. Gelmez ama suçlayıp durmasın Didem Hanım yani artık. Benim yani onlarla alakam yok. Mutlu olması lazım şimdi kızının bulunması için. Bir dakika siz susar mısınız ikiniz de? Siz susun Esen Gül konuşsun tamam, ya. Tamam kurban olurum ona. Yasemin bize Esen Gül'ü göster. Esen Gül'ü nerede canım? Didem Hanım. Şu anda Esengül'e doğru gidiyoruz Didem Hanım. Tamam canım. Şöyle bir üst kat var, siz de görün istedim ben açıkçası. Evet. Burada bir lavabo var. Benim çocuklarım şu görüyor plastik şimdi kapıyı görüyor musunuz Didem Hanım? Emine Hanım ne olur bir şu plastik kapının hemen önünde şimdi Esengül'e doğru gidiyoruz. Esengül'ün yattığı yere bak. Ay nerede yatıyor, yazık. Ölürüm seni. Ölürüm seni Esengül. Esengül'e kulaklık takalım. Mikrofonu da verelim. Yasemin, kulaklığı ve mikrofonu Esengül'e verir misin canım? Tamam. Mesela kurban olayım Esengül. Tamam, bir problem yok. Kulaklığı var. Tamam, mikrofon da olsun. Ne olur ne olmaz. Esengül, merhabalar canım. Merhabalar, iyi günler efendim. İyi günler. Annem burada, kocam burada. Çok teşekkür ederiz. Önce yayına katılmak istememişsin. İkisini de görmek istememişsin. Ama sağ olasın, bir seni ben seni çok merak sürekli ettim. Sürekli evet. Ben de onları seviyorum ama onların kavgalarından da yoruldum. Rica ediyorum. Çok haklısın. Bu sürekli kavgalarından bıktım. Ben kimseyi üzmedim. Bu yaşa kadar geldim. Kimseyi üzmedim, kırmadım. Ben küçük yaşta isteseydim çocuklarımı bırakırdım ama bırakmadım. O yoklukta, o hengamede, o tartışmaların arasında büyüttüm. Yokluk sorun değil. Ne yapalım? Ya. Para sorun olmaz mı? Çocuklar küçük her şeyi istiyor ama evet, bir şekilde büyüttüm Allah'ın yardımıyla. Yani onlar büyüyorlar ama inan çeken çekiyor acılar içerisinde. Onların kavga etmesinden ben de yoruldum. Bu kadar acılar içerisinde kalmayı ben istemezdim. Yoruldum onların tartışmalarından. O da ağlamasın. Onun başka çocukları var, ağlamasın. Kardeşlerime de baksın yani, bilmiyorum. Ne söyleyeceğim ben de bilmiyorum. Çünkü yoruldum yani kavgalarından da, tartışmalarından da, bağırmalarından da, anlaşmamalarından da, yokluktan da, darlıktan da. Ben biraz kilolu olduğum için. Evet, şimdi canım diyorum kiloluyum ben, yokluk, acım, fakirim dediğimde inanın kimse inanmıyor. Ama o kilolar, ama haklıyım. Ama o kilolar niye şekerden oluyor, ben çocuk... hastalıklardan oluyor. Kilolar stresten normal değil ki. Bir tanem stresten oluyor. Şeker hastalığım var. Gerginlikten oluyor. Bak şeker hastasıymışsın. Şeker o kilolar refahtan titriyor, ferahtan olmuyor yani. Çok ferah olsan, şey olsan bu kadar kilolu olmazsın. Yani kilonun şeyle bağlantısı yok yani. Sen oraya ne niye alakası gittin var kızım? Kim bak gitti? Ben de onu merak bağlantısı ediyorum. Yok. Annen de o soruyu merak ediyor. Ben de aynı şeyi merak ediyorum. Sen evi yaklaşık 1,5 ay önce bir tanem neden terk ettin? Daha doğrusu kocanın akrabalarına bakmak için bir yere gitmişsin, bunalmışsın. Ama galiba evden kaçmak için de oraya gitmişsin. Kısacası sen evden neden kaçtın? Neden gittin? Kocanı, anneni, aile çocuklarını neden terk ettin bir tanem?
bir yemin olsun ne başka hayatında kötü birisi var ne de ben yanlış bir yere gittim. Kesinlikle olmaz, ben hayatım olmaz, ortadadır. Olmaz, gelin olmaz. Sorun, araştırın. Ben asla hiçbir yere gitmem, hiç kimseye hayır, gitmem. Hayır, ama hayır, onların tartışmalarından, yokluktan... Onların bu sorunlarından bıktım yani. Bıktım artık. Nereye gideyim? Vallahi billahi kaçacak yerim yok. Anneme gidiyorum. Eşim tarafı baskın. Anneme... Ya bunu yoruldum ya. Ne yoruldum onların kavgasından. Annem. Ben dönmem Antalya'ya. Çocuklarımı da seviyorum. Küçük yaşta bırakmadım çocuklarımı. Bırakmam da... yani başkası yüzünden asla bırakmadım. Ben Bucağa halasına bakmaya gittim. Beraber şu anda bulunduğun yeri rahmetlik oldu halası. Emine bulunduğun yeri söylememeni rica ediyorum şu an için. Söyleme Esen olur mu? Esengül özür dilerim. Bulunduğun yeri söyleme bir tanem olur mu lütfen? Şimdi sen kim Bucağa gittin. Ya niye söyleyeyim ki sorunda ben... Bucağa gittikten sonra peki şu an bulunduğun yere nasıl geldin? Başka bir otobüse binmişsin. Ne kim birilere bir kadınlarla falan mısa kim sana yardım etti? İki tane öğrenci yardım etti, iki bayan yardım etti bana. Ben geldim, burada bizim halamız var, iş yerisi var, çalış, paranı kazan, biriktir, çocuğunu okut dediler. Ben de geldim, temiz yer olduğunu, edepli, güzel, namuslu, bir iyi bir yer olduğunu gördüm. Şimdi para biriktireceğim, çocuklarıma bankada göndereceğim. Zaten kendi sigortam yok, çalışmıyorum. Günlük yövmeyi alıp, yövmelerimi biriktirip çocuklara göndereceğim. Peki çocuklarını neden aramadın? Kızın 22 yaşında, diğer çocuğun 18 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Neden çocuklarını, kızını özellikle... Yani büyük kızını niye aramadın bir tane? Aramamamın sebebi eşimin gelip annemin gelip beni öyle rahatsız etmemeleri. Ben çalışacağım çocuklarıma bakacağım uzaktan uzağa. Orada da kalsam çocuklarıma bakarım. Bu nerede olursam olsun bir anneyim çocuklarıma bakarım. Zaten büyüttüm onları. Küçükken bırakmadım. Bırakmadım da bugüne kadar. Çocuklarımı Allah'ın yardımıyla gariban yokluk bir şekilde büyüttüm. Ha şimdi de para çalışıp yövmeye biriktirip çocuklarıma göndereceğim. Peki asıl problem, şu. Bir yerdeyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Asla kötü bir yerde değilim. Ben de seni anlıyorum. Ben onların arasını senden önce dün yayın yaptığımızda yani damatla kayınvalide inanılmaz kocanla annen acayip kavga ediyorlar. Ama ben şunu anlamıyorum. Niye bu kadar kavga ediyorlar? Hangi konuda anlaşamıyorlar ikisi? Sen onların kavgalarından bıkmışsın galiba değil mi? Neden? Dertleri ne? İkisinin derdi ne? Evet. Hem de nasıl? Ha, ne yapıyor ikisi sana? Yemin olsun hiç ben çözemedim. İnanın çözemedim. Esengül. Ben arayı hep o şekilde o gördüğünüz kavgayı hep arayı bulmaya çalıştım. Heh. O ay, de, seni anlıyorum. İkisini ben de hep alttan tutarak çocuklarımı da hep 2, 3, 5, 6 aileyi böyle hep alttan alarak iyi bir şekilde hep altta ezilen ben Esengül. Oldum o gördüğünüz gibi. Anneme de saygı diyorum, seviyorum. Onu da seviyorum anne, ama inanın ben altta kaldım. O şekil hep arada kala kala ben yoruldum Esengül'üm, artık. Esengül'üm, ben sana bir şey soracağım kızım. Sen. Yanına gidebilirsin. Sor anne. Sen anne kurban olsun. Sen zaten hiç yüksek sesle bile benimle konuşmazsın. Sana yalvarıyorum. Sen gideceğin gün, gittiğin gün Mehmet Ali sana telefonda açmış demiş ki annem eşyalarımı dışarı atmış. Eşyalarım dışarıda durma gel dedi mi? Yani ben gitmişim size. Anne, Necla ablam aradı öyle söyledi. Sen evet. Söyledin. Ben Necla oradaydım. Ablam aradı öyle söyledi. Ben oradaydım annem ben oradaydım. Necla ablam aradı öyle söyledi. Sen dememiş miydin Mehmet Ali bana? Ben Bucak'taydım. Sen Bucak'ta Mehmet Ali seni aramış. Bucak'ta bir de teyze. Annem ne olmuşsa olmuş. Anne bak anne, Bucak'taydım olsun. Ben. Sen gel tamam mı? O telefon geldiğinde ben teyze bu yoğun bakımdaydı. Evet. Ben de hastanedeydim yoğun bakımda ölen teyzenin başında kaldım ben. Hastanedeydim size Necla ablam aradı. Dur, ben o anda hastaydım zaten teyzenin o kadar, başındaydım. O kadar, o detayları aranızdaki siz sonra... sorunu görmedim zaten siz yıllardır öylesiniz. Biraz, o detayları siz sonra konuşursunuz. Tamam onu bırak. Sen şimdi geleceksin mi gel ne olur Esengül. Gel bak kızım ne istiyorsan yok arkandayım. Anne dönmeyeceğim ben çalışıyorum ben para biriktireceğim. Seni almayana anne dönmeyeceğim kadar. Ben. Gel kızım gel. Çocukların tek. Olmaz. Gel senin gel. Evde çocukların var. Ne? Ben çalışıyorum. Nerede var temiz çocuklar? Edepli bir yerdeyim anne. Gel çocuklarını da götür yanına. Çocuklar durmuyor. Anne nasıl götüreyim? Ben çalışıyorum. Yövmeye çalışıyorum ben. Götür kurban olayım. Götür kızlarını da yanına götür. Sunan'ın dalağı şişmiş. Suna hasta. Gel Suna'yı al git hiç olmasa. Eyüp ölüyor. Eyüp çok hasta.
gel götür. Ben onlara hiç dayanamıyorum. Sen beni tanıyorsun. Ama sen bir başkasın. Gel Esengül. Senin kötü yere gitmediğini ben biliyorum. Ben seni tanıyorum. Sen niye böyle yaptın? Baban orada hasta, ben burada hasta. Bak ameliyat geldim. Gel durma kızım, gel. Çocuklarını al git. Tamam mı? Gel. Gel çocuklarını al da git. Çocuklarını al git, tamam annem? Ne istiyorsan, para istiyorsan. Anne ben tabii ki çocuklarıma sahip çıkacağım her zaman. Para istiyorsan para, ev istiyorsan ev. Ben çocuklarımın her zaman yanındayım. Boşanmak istiyorsan boşanmak. Evlenmek istiyorsan, ne istiyorsan. Bak evet, sen beni boşanacağız tanıyorsun. Boşanacağız Mehmet Ali'den, anlaşamıyoruz. Sizin kavganız beni yetti. Gel ben senin canıma arkandayım bak. Ne istiyorsan, sen biliyorsun abilerin, kardeşlerin sessiz duramıyor. Sen tanıyorsun herkesi. Sen nasıl bize böyle yaptın? Sen niye gelmedin eve? Gittin oraya. Sen dedin ya ben geleceğim. Boşanacağım Mehmet Ali ile. Bir baktık başka yere. Uğur seni bekliyordu. Sen niye gelmedin? Kurban olayım. Şöyle bak, şöyle yapalım. Yerine otur. Burada daha rahat konuşuruz. Ben kaç kere mahkeme açtım? Tamam bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir karşına otur. Bir de kocanla konuş istiyorum. Çünkü kocan dedi ki Emine şey Esengül'cüm. Yemin Hanım yerine otur bir tane. Kocan dedi ki Mehmet Ali, ya kayınvalidem dedi normalde seviyorum ama dedi ya evde kuş besliyormuş mesela. Ben yatak o kuşu odasından ya, besliyorum. Bir tane, evet, bir tane değil. Bir dakika. Sürüyle. Sürüyle kuş besliyormuş. Evet. Hatta annenin iddiasına göre yatak odasında, kocan da diyor ki balkonda besliyordum diyor. Her yerde vardı. Bu kuş meselesi nedir Allah'ını seversen? Bu kuşlar kadar her yerde. Yatak odası, salon, mutfak her yerde. Aha. O kardeşimin evi, benim evim değil. Kardeşimin, Osman'ın evi. Ev önemli değil. Ama pislik sen var mıydı? Görüntüleri göstersin diyor. Evet. Bak böyle deyince. Şimdi gitti bak, gitti. Bak böyle deyince ben diyorum ki olay doğru yani. Ama kuşlar bitti Hanım, bitti sattı. Eşim yalan konuşuyor. Kızımı arayın. Eşim yalan konuşuyor. Emine Hanım bir karışma. Bir karı koca konuşsunlar. Ama evet, bu devamlı karıştığı için işte böyle oluyor. Tamam, bak yine tartışıyoruz. Yine karım görüyor. Hiç karışma. Tartışma. Tartışma ve karışma lütfen. Bir Didem Hanım sadece eşimi soracağım. Son iki kelime var. Evet.